Evet sevgili dostlar, Golba.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, Fenerbahçe gündemi yine çok yoğun. 6 Şubat 2024'teyiz. Ben dediğim gibi anmak istemiyorum arkadaşlar bazı şeyleri. Yani yaşadıklarımız, yaşadığımız ve yaşadığım şeyler malum. Yani biz de Kayseri'de olarak inanın... Biz de çok hissettik ama tabii ki de oradakiler kadar değil. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şimdi Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrasında forma şansı düşen Serdar Azize Alvanşil SC talip olmuş. Kış transfer döneminde kadrosuna iki stoper takviyesi yaptı Fenerbahçe ve Serdar Azize sürpriz bir talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Alvanşil Fenerbahçe forması giyen yani Serdar Hazreti talip oldu. Haberin detayında ise Fenerbahçe ile şampiyon olmak istiyorum diyerek sezon sonunda görüşmek istediği yer aldı. Bu sezon 15 maça çıktı. Serdar 1 gol 2 asistlikte katkıda bulundu. Şimdi ya neresini ne şekilde söylesem bilmiyorum. Yanlış anlamayacağınız türde bir şey söylemek istiyorum. Hani oyuncular tabii ki de çöp möp demek bizim haddimize değil ama ya beğenilmeyen, istenmeyen 33 yaşına gelmiş oyuncumuzda bile bir şekilde talipler çıkıyor. Ama biz bir türlü memnun olamıyoruz. Vallahi garip bir camiayız. Garip bir takımız. Ne diyelim. Ama sezon sonuna bırakılmasa daha iyi olur. Ryan Kent pişmanlığı. Şimdi Ryan Kent pişmanlığı mı? Ryan Kent'in pişmanlığı mı? Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Şimdi İskoç kulübünden, İskoç basınından özür dilerim. Flash bir iddia ortaya atıldı. Kentin pişman olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'ye transfer olduğu için. Yani oyuncunun oynayamadığı için mutsuz, mutsuz olduğuna şey yapıyor. Arkadaşlar bak. Şimdi ismi sık sık transferle anıldı. Oynayamadığı için memnun değil. Okey olabilir. Ya olabilir. Yani adam görücü usulü evlenmiştir. Evlendikten sonra bir bakmıştır ki karısıyla arasında uçurum var. Hani sevdiğini alamaysan aldığını seveceksin derler. Karadeniz'de bilirsiniz yani bu lafı. Madem Fenerbahçe'ye hoşlanarak gelmedim bari hoşlanmaya çalışsaydım. Hadi onu da geçtim. Hadi onu da geçtim. Beğenmedim. İlk fırsatta ne yaparsın? Kaçarsın. Ya arkadaş Lazio teklifte bulunuyor. Son anda vazgeçiyor. Yani bu hafta sonuna kadar ayrılmazsa lisansı dondurulacak. Şimdi burada ben size soruyorum. Bak 15 maça çıkmış. Bir gol iki asistlik performans sergilemiş. Az önce Serdar Aziz de söyledik. O da bir gol iki asistlik performans sergilemiş. O da 15 maça çıkmış. Birisi hücumcu kanat öbürü stoper. E, 2027'ye kadar sözleşmesi var Kent'in. Ben şunu söyleyeyim bak. Kent konusunda e, oyuncuyu oyuncuya hak verenler bile çıktı. Bizim WhatsApp grubunda da çıktı. Hocam ben olsam ben de oyuncunun yerinde şöyle yaparım böyle yaparım. Tamam bir yere kadar hak verirsin ama Lazio sana teklifte bulunmuş. Hani bunun bir tık ötesi neresi artık? Düşünsene bak abi. Yani iş yerinden memnun değilsin, şartlardan memnun değilsin istemiyorsun. Aynı e, şeyde nasıl diyeyim size. Aynı statüde yüksek maaşla başka bir yerde işe başlayacaksın. Ve evine de yürüme mesafesinde iş yeri. Ve şartlarda daha iyi. E, direkt gidersin. Oraya gitmiyorsan bu sıkıntı sendedir. Ya arkadaşlar daha neler neler duyduk. Bak Premier Lig ekibinden Burnley Avrupa'da transferin son döneminde kent için kiralama teklifinde bulunuyor. İngiliz futbolcu bu teklifi de geri çeviriyor. Hadi İtalya'yı şey yapmadı diye. Yani Sheffield United istekliydi ona da gitmedi. Hull City istekli ona da gitmedi. Lazio'ya da gitmedi. E şimdi size soruyorum ne istiyor bu arkadaş? Bak Başakşehir Hull City... Suudi Arabistan ekipleri. Ben mesela söylerken şey diyordum mesela üyelere falan söylerken. Ya arkadaşlar ben kenti gitti gözüne görüyorum. Hani kenti geçin diyordum. Ben birinci sırada kent gitti diyordum bak. İşte transfer duyumlarının cilvesi burada ortaya çıkıyor. Sen istediğin kadar gitti de. Kulüp düşünmüyor, hoca düşünmüyor, başkan düşünmüyor, sportif direktör düşünmüyor. Oyuncu da düşünmediğini ilan ediyor. Ben gideceğim diyor. Tamam çok güzel görüşebilirsin. Fıstık gibi transfer teklifleri geliyor. Oyuncu gitmiyor. Şimdi ben burada Mustafa Hoca'yı suçlasan yalan söylemiş olursun. İsmail Kartal'ı, Ali Koç'u suçlasan hepsine yalan söylemiş olursun. Daha hala bak bizim Fenerbahçe'de geçinen taraftar kitlemiz var. Adı Fenerbahçeli. Ama hiçbir faydası olmayan amip, öglena, terlikse hayvan türünde arkadaşlar. Daha hala diyor ki İsmail Kartal da oyuncuyu oynatmadı. Oyuncu da haklı. Ya arkadaş oyuncu da haklı diye bir cümle yok. Sen bak mesela Cengiz Ünder 15 milyon euro verdin aldın. Cengiz çöp çıksaydı İsmail Kartal oynatmadı haklı mı diyecektin. Mesut Özil konusunda ben milletle tartıştım. Dedim ki bizim aldığımız Mesut'la şu anki Mesut aynı kişi değil. Değil. Zamanda Galatasaray bir tane Almanya'dan bir oyuncu almıştı. Skit Royce muydu öyle bir şeydi adı. Tam hatırlamıyorum da. Lan oyuncu bir geldi. O videolarında Skits videosunda izlediğin futbolcuna alakası yok. Endombil falan topçu kalır onun yanında. Öyle söyleyeyim size. O kadar kötüydü yani. 10-12 milyon euro falan piyasa değeri olan topçu böyleydi. Ya burada da aynısı. Kent gelmiş. Kendini kanıtlayamamış. Ya hiç kimseyi kesememiş. ve burada suç kimde? Bak Emre Mor da oynatılmadı. Ne yaptı? Ben oynamak istiyorum arkadaşlar. Beni bırakın. Serbest bırakın. Gideyim gireyim. Umut Nair de oynatılmadı. 130, 236 dakika ne demek? Ya seni adam yerine koymuyorum demek. Türkçesi bu. Adam gitti kiralık. Neyse Fenerbahçe'de yabancı kontenjan kararı. Şimdi de bu boyutu var. Bak kontenjan açmak için bir isim feda edilecek ama kim? Şimdi Crespo ayrıldı. İsmail Kartal'ın karar şu anda mekanizması aslında İsmail Kartal'ın karar mekanizması Crespo'yu göndermek değildi. Ben bir itirafta bulunayım size. Aslında biz Crespo'yu göndermeyecektik. Ancak bilmediğiniz anlatırsam üzüleceğiniz şeyler var. O yüzden anlatmıyorum. Ya da futbolculara kin güdeceğiniz. Bak. Ara transferlerinde eksikler tamamlanmak istendi. Ryan Kent en güçlü adaydı. Yani şimdi İrfan Can ve Cengiz Ünder'in performansı özellikle söylüyorum. Malum. Şimdi Fenerbahçe devrasında sağ kanat alsaydı. Dünyanın en iyi sağ kanatlarından birini alsaydı hepimiz isyan ederdik değil mi? Ulan Cengiz var, İrfan var. Bunları niye alıyorsun? Ya da bunlardan birini sat öyle al. Derdik. Şimdi sağ kanat parsellendi mi? Parsellendi. Üçüncü alternatif bak Kent sağda da denendi, ortada da denendi, solda da denendi yanlış anlamayın. Şimdi şu andan sonra Kent'in durumu var. Mihazais, Mihazais da denenen isimlerden. Şimdi Crespo ayrılınca da mecbur orada orta saha lazım bize. Ve ben e, üzülerek demeyin bu cümleyi doğru kurmam lazım. Siz de yanlış anlayıp futbolculara karşı tahrik olmayın diye söylüyorum. Ya Kent İstediği kadar gidiyorum gitmiyorum desin fark etmez. Miha Zaytz devam edecek arkadaşlar. Sebebi de malum şeydir. Ha orta saha alternatifi bol olsun bak. Ben size hep aynı cümleyi kuruyorum. O yüzden de bazı arkadaşlar da rahatsız oluyorlar videoyu uzatıyorum diye de mecbur uzatmak zorundayım. Aynı cümleyi bir kez daha hatırlatıyorum. Üçüncü forvetimiz sezon bitene kadar 150 dakika oynayacak diyelim. 150 dakikacık oynayacak. Üçüncü forvetin adının Abuzittin olmasında Mustafa Hoca olmasında, Serdar Dursun olmasında, Thiago Çukur olmasında herhangi bir beyis var mı? Bence yok. Sizce var mı? Bence yok. Anladınız demek istediğimi. Fenerbahçe'de beğenilmediği Afrika Kupası'nda şov yapıyor. Şimdi orta saha konusunda Zayt konusunda da aynısını söylüyorum. Belki Zayt sezon sonuna kadar en fazla 300 dakika oynayacak. Bırakın Zayt'si olsun yapacak bir şey yok diyeceksin. Fenerbahçe'nin bir dönem denediği fakat beğenmediği Dorgeles Nene son Afrika Kupası'nda sergilediği performansla gündeme oturdu. Hem de Gündeme bayağı bayağı oturmuş. Bak iyi dinleyin. Yıldız isim oynadığı futbolda büyük alkış alırken sallacı acıverdilerinin pişmanlık yaşattı. 2020'de denediği fakat beğenmediği için kadrosuna katmadı o futbolcu. Şimdilerde gündem oldu. Arkadaşlar. Ben size bir şey söyleyeyim. Şimdilerde mimdilerde gündem mündem oldu demeyin. Allah aşkına. Bak. Neyse dur şu haberi bitireyim. 21 yaşındaki oyuncu. Mali'nin Afrika Uluslararası Kupası'nda fil dişini iki, çeyrek finalde 2-1'lik skorla maçta kaydettiği golle futbol severlerinin takdirini topladı. Şimdilerde de taraftarın dikkatini çekti. 21 yaşındaki oyuncu bu e, takımında başladı. Avusturya ekibi Salzburg'un yolunu tuttu. Salzburg'dan Liverenç ve Riyet ve Vestelo takımlarına kiralandı. Ana mevkisi Santrafor kanatlarda da oynuyor. Oyuncu şu an 21 yaşında. 23 doğumlu. Mali'nin Kayes şehrinde doğdu. Hani. Oranın Kayseri'si. Mali milli takımda 12 maçta 2 golü var. 4 milyon euro transfer market değeri var arkadaşlar. Bakın 4 milyon euro sadece. Anladınız mı demek istediğimi? 4 milyon euro. Tam anlayın. Oyuncu Belçika gibi bir ligde. Bakın Belçika gibi bir ligde. Bu sezon e, takımı Salzburg'a devam ediyor. 23 maç 2 gol 4 asist 838 dakika. Allah aşkına Fenerbahçe'yi pişman etti Bunun gibi 15 tane buluruz futbolcu. Gerçekten 15 tane buluruz. Yani bu tip futbolcu 15 tane buluruz. Haber yapmak için haber yapmışlar. Neyse ben Fenerbahçe'nin yeni transferinden bahsedeyim. Melisa Vargas yeniden Fenerbahçe'de. Çin ekibi Tianjin'in şampiyonluğa ulaşmasının ardından Yıldız voleybolcu Melisa Vargas Fenerbahçe'ye katılmak için İstanbul'a geldi. A milli kadın voleybol takımının tarihi şampiyonluklarında baş kahraman olan Vargas yuvaya geri döndü. Yıldız voleybolcu sezonun geri kalanında Fenerbahçe opet formasıyla mücadele edecek. Zaten bunu ben de söylemiştim. Ee, sizler de öğrenmiştiniz. Bilenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele edip 3 şampiyonluk yaşayan Melisa Vargas. Şimdi Fenerbahçeli voleybol taraftarını coşturacak. Ve sakatlığı nedeniyle Çin kulübünde forma giyememişti. Takımımızın, takımının şampiyonluğuna ulaşmasının ardından Fenerbahçe'ye katılmak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan A Milli Kadın Voleybol takımıyla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımımız ve A Milli Kadın Voleybol takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melisa Vargas İstanbul'a geri döndü. Voleybolcumuz Melisa Vargas sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet'in başarısı için ter dökecekti. Geçtiğimiz günlerde de Ali Koç konuşmuştu. Ee, 31 Ocak'tan olmadı Türkiye'ye gelecekti. 2-0 öndelerdi seriydi. Hani 3-0 bitirip 30 Ocak'ta gelecekti diyor. Ama 55 maçtır takımı yenilmeyen takım neredeyse set bile vermeyen takım gidip 3-0 yenildi diyor. İlk yeni gitsin aldı diyor. Yani eee Böyle diyor arkadaşlar. Hayırlı olsun Fenerbahçe'ye. Arkadaşlar Fenerbahçe bir spor kulübüdür. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübüdür. Ve bir spor kulübüdür. Sporun her branşında taraftarını mest eden dünyanın en güzel kulübüdür. Ve öyle bir kulübe sahip olduğumuz için de son derece şanslıyız. Ve geldik günün bombasına. Fırat'tan Fenerbahçe'ye müjdedi haber. Müjdedi haber. Haber. Fenerbahçemizin Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Fred özel tedavi programına beklenenden iyi tepki verdi ve düz koşulara başlama kararı alındı. Fenerbahçe'ye Brezilyalı oyuncu Fred ne haber geldi? Sallacıwert'lerin Spor ile oynadığı maçın 86. dakikasında sakatlanan ve sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edilen Fred'in 6 haftada geri dönmesi bekleniyordu. Kan dolaşımını hızlandıracak özel bir tedavi programı uygulanan Fred'in son MR sonucu beklenenden daha iyi çıktı. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Çarşamba günü düz koşulara başlayacak olan Fred 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek ve ardından takımla birlikte çalışmalara katılacak. Şimdi buradaki kritik e, yani buradaki kritik Cümle şu çarşamba günü düz koşullara başlayacak. Birincisi çarşamba. İkincisi 19 Şubat'ta bir kez daha MR kontrolüne girecek diyor. Niye 19 Şubat arkadaşlar? Yani bir düşünün bakalım. Niye 19 Şubat? Niye 14 Şubat değil 19 Şubat? Neyse her şey beklentilere ve şu anki iyileşme hızına giderse. Bu arada ben hala 19 Şubat olduğunu düşünmüyorum. 14 Şubat olarak not edin diyorum. 14 Şubat'ta görüşürüz bakalım. Her şey beklentilere ve şu andaki iyileşme hızında giderse Fred 25 Şubat'ta Kadıköy'de oynanacak Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alacak diyor. Şimdi Fred'le 21 maçta 20 galibiyet diyor. O da oyundan çıkana kadar da. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıkan ve 20 galibiyet, bir beraberlik alan Fred bu maçlarda 6 asist yapmıştı diyor. Ben önce şunu söyleyeyim. Bir Fred'le Fenerbahçe'nin nerelere gittiği malum bir Fred'le. Ancak Fred'siz Fenerbahçe'nin nerelere gittiğini çok iyi ölçemiyoruz. Ya buna ister e, takılıp kalıyoruz değil, ister işte e, takım ona göre şartlanmış falan değil. İstediğinizi söyleyin ama şu bir gerçek. Fred yoksa Fenerbahçe bir durgun. Ortadan çok fazla gelemiyor. Fred yoksa açıkçası Şimanski de yok. Yani Şimanski de eski Şimanski değil. Hatta Ceko da eski Ceko değil. Hatta Tadiş de eski Tadiş değil. Belki İrfancan Kahveci de eski İrfancan Kahveci değil. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Keşke biz Fred'in yokluğunda İrfancan'ı çok çok iyi bir şekilde hazırlasaydık. Çok çok iyi bir şekilde. Eğer İrfan'ı 8'e hazırlasaydık. Bugün Kurun hiç 1, İsmail Yüksek 2, İrfancan 3. Hani Fred'in yoktuğunda diyorum. Hadi Fred de say 4, Şimanski 5, Mert Hakan Zays 6, 7 kimse sesini çıkarmazdı. Sağda Cengiz'in yediği zaten İrfan olurdu. Bunlar oynadığı müddetçe İrfan oynardı. yani Cengiz'in oynamayacağı zaman İrfan oynardı falan. Solda Tadiç, King, belki Kent. Belki de bunlardan biri de devşirilebilirdi. Yine İrfan Can ya da Cengiz sağda solda olabilirdi. Bir şekilde idare edilebilirdi. Ama biraz da İsmail Kartal'ın da bu konuda hatası var açık söyleyeyim. Ya şu bir gerçek. 8 numara transferini çok soruyorsunuz keşke şartlar uysa, imkan uysa, maddiyat uysa da getirsek ama maalesef. Hatta ben size tuhaf bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ben e, Ryan Kent için kulübün birinin bonservis verdiğine kadar biliyorum. Bonserviste teklifte bulunduğuna kadar biliyorum. Adamlar bonserviste teklifte bulunuyor ama Kent gitmek istemiyor. Şimdi gitmek isteseydi Kent eğer gidiyorum deseydi e, Kent Zayt'sı da kiralık verip oraya bir orta saha çekecektik. Ben detay vermeyin. Belki zamanı gelince Ali Koç ya da yöneticilerimizden biri açıklar ama bir Fred ayarında bir orta saha çekebilecektik arkadaşlar. Bakın yanlış anlamayın bunu şeyden bağımsız söylüyorum. Kurun işten falan bağımsız söylüyorum. Bir düşünce vardı ama evdeki hesapla çarşıdaki hesap birbirine hiç uymadı. Uymadığı gibi maalesef sırtımızdan bıçaklandık. Kendi futbolcumuz dediğimiz kişiler tarafından sırtımızdan bıçaklandık. Yani çok da bir şey söylemenin lüzumu yok. Benden size rica ve tavsiye bazı şeylerin konuşulmadığını bilin. Fenerbahçe'ye zarar vermek adına bazı şeyleri konuşmuyorum arkadaşlar. Bazı kişiler de konuşmuyor. Hani eldeki şartlar böyle. Gitmek istemeyenlerin durumu, maddi durum. Hani borçlar hukuku, borçlar kanunu falan filan arkadaşlar. Ha Serdar ve Kent gider mi? Ben Kent'ten İmzasını görene kadar ben de duyumunu versem, Ahmet de verse, Mehmet de verse inanmayın derim. Kentin imzasını görene kadar hiç kimseye inanmayın. Çünkü benim duyumum çok netti. Gideceği çok çok netti. Teklifler vardı bak. Teklifler. Kiralık, satın alma opsiyonlu kiralık. Direkt bon servisiyle teklifler vardı. Ben kesin gider diyordum. Ona rağmen gitmediyse. Yani bir şey diyemem arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olan herkese selamlar. Bayburt'a selamlar. Özellikle Bayburt'lu takipçilerimize selamlar. 69'u bulduk. Bakalım Karamanlı takipçilerimiz ne yapacak? Bu arada Halil, Karamanlı Halil selamlar olsun sana. E, merak etme. Gördüm yorumunu. Teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan arkadaşlar. Görüşmek üzere.